Merhaba arkadaşlar. Yeni bir öğrenme deneyimiyle bugün yine sizlerin karşısındayım. Bugün size Excel'de 10 adet üst düzey ipucu göstereceğim. Bu ipucunu sizler de kendi verilerinizde kullanabilir ve Excel çalışmalarınızı daha düzenli ve daha verimli hale getirebilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, zil tuşuna tıklayarak bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. İlk olarak sizlere göstermek istediğim özellik alt toplam formülü ve filtreleme. Şimdi öncelikle eşittir. Bakın alt toplam dedikten sonra alt toplam formülü çıkıyor ve tab tuşuna bastıktan sonra formülümün içerisine giriyorum. Bakın bunun içerisinde bazı matematiksel işlemler yer alıyor. Ortalama, bade say, bade dolu say, mak, min, çarpım gibi formüller var. Biz burada topla formülünü alacağız. Bakın çift tıklıyorum topla formülünün içerisine noktalı virgül. Bakın başvuru alanını soruyor. Nerenin alt toplamını alacağız diyor. Bakın ben buradaki verilerimi seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi tüm ürünlerin toplamı 920.948'miş. Şimdi ben neden alt toplam formülünü kullanıyorum? Ben buradan verilerimi filtrelediğimde, örneğin buradan Ankara ilimi seçtiğimde gördüğünüz gibi alt toplam formülündeki verilerim de hem filtre hem de alt toplam olacak şekilde ilgili işlemi gerçekleştirebiliyorum. Gelip buradan bakın toplam formülünden eğer gelip toplama işlemini gerçekleştirmiş olsaydım gördüğünüz gibi ilgili verilerimin toplamını aldım. Gördüğünüz gibi burada ise alt toplam aldım. Şimdi ben buradan filtreleme yaptığımda bakın yine Ankara'yı filtreleyelim. Gördüğünüz gibi alt toplam formülüm değişiyor ama topla formülüm bütün verileri topladığı için değişmiyor. Dinamik bir toplama işlemini alt toplam formülüyle gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi ise sizlere alt toplamları dilimleyici ile filtrelemeyi göstereceğim. Öncelikle verilerimi tablo formatına çeviriyorum. Bakın herhangi bir hücreyi seçiyorum. Ekle sekmesine geliyorum. Tablo dedikten sonra tamam tuşuna basıyorum ve verilerimi tablo formatına çeviriyorum. Buradan gelip tablo formatındaki bir önceki formatımı seçebilirim. Peki verilerimin tablo formatında olduğunu nasıl anlıyorum? Tablomun üzerine tıkladığımda bakın tablo tasarımı diye bir sekme açılıyor. Buradan verilerimin tablo formatında olduğunu anlayabiliyorum. Şimdi buraya tıkladıktan sonra tablo tasarımını sekmesine geliyorum. Dilimleyici ekle diyorum. Buradan il dilimleyicisini seçiyorum. Bakın buraya ekliyorum. Ve buradan Ankara'yı seçtiğimde gördüğünüz gibi alt toplam verilerim de dilimleyicilerle beraber filtrelenmiş oluyor. Bakın İstanbul'la birlikte Ankara'ya bakalım dersek İstanbul ve Ankara için üretilen toplam üretim adedini buradan hızlıca ve kolayca görebiliyoruz. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik biçim boyacısı özelliği. Bakın ben buradaki biçim boyacısına bir kere tıklayıp gelip herhangi bir hücrenin üzerine tıkladığımda ilgili işlemi gerçekleştirebiliyorum. Bir kere yapabiliyorum ama bunu. Bu hücreyi seçelim ve biçim boyacısına çift tıkladığımızda bakın burası çok önemli. İstediğim kadar hücreye ben ilgili verilerimin, ilgili hücremin biçimini getirip uygulayabiliyorum arkadaşlar. Ne zamana kadar? ESC tuşuna basana kadar. İşim bittikten sonra ESC tuşuna bastığımda ilgili biçim boyacısı kaldırılmış oluyor. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik yinele formülü ile grafikler oluşturma. Nasıl yapabiliriz? Bakın grafik kısmına geliyorum. Eşittir. Yinele dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bu yinele formülünün İngilizcesi wrapped arkadaşlar. Bakın metni soruyor. Buraya metin olarak bakın tırnak işareti içerisinde bu dikey slash işaretini ekliyorum. Noktalı virgül sayı kere yani kaç kere tekrarlayayım bunu diyor. Hurda dedi kadar tekrarla diyorum. İlgili hücreyi seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın bunu da aşağıya doğru çektiğimde ilgili verilerimi buraya eklemiş oldum. Şimdi ben bunları grafik haline nasıl dönüştüreceğim? Bakın buraya gelip biçim kısmına tıklayıp Playbill yazıyorum arkadaşlar. Playbill yazdıktan sonra Enter'a basıyorum ve gördüğünüz gibi verilerim artık burada olması gerektiği gibi. Rengini de buradan istediğim şekilde değiştirip uygulayabiliyorum ve buraya ben de grafik eklemiş oluyorum. Peki grafiklerin boyutlarını neye göre ayarlıyor? Buradaki sayılarımın uzunluğuna göre ayarlıyor. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik ikinci en büyük sayıyı bulma. Bakın
En büyük sayıyı bulmak için eşittir mak formülünü kullanıyoruz. Mak yazdıktan sonra tab tuşuna basıyorum, formülümün içerisine giriyorum. Üretim adedinin içerisindeki verilerin tamamını seçiyorum, parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın en büyük sayı buradan da görebileceğimiz şekilde 1005'miş. Peki ikinci en büyük sayıyı nasıl bulabiliyorum? Bakın eşittir büyük diye bir formülümüz var. Büyük formülünü yazıp tab tuşuna bastıktan sonra dizi ve k olacak şekilde iki farklı bağımsız değişkenden oluşuyor. Öncelikli olarak diziyi seçiyorum. Üretim adetlerinin yer aldığı verilerimi seçiyorum. Noktalı virgül k'yı soruyor. Yani kaçıncı veriyi getireyim diyor. Bakın 2 yazarsam en büyük ikinci sayıyı getirir. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi bu sıralamadaki bu veri dizinindeki en büyük ikinci sayı 1004. Eğer ben buraya 2 değil 3 yazmış olsaydım en büyük üçüncü sayıyı bana burada getirmiş olacaktı. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik hızlı bir şekilde dinamik grafikler oluşturmak. Bakın verilerimi ekle sekmesine geliyorum ve pivot tablo ekle dedikten sonra açılan pivot tablo oluştur iletişim kutusunda tamama tıklıyorum ve pivot tablo alanımı açıyorum. Buradan örneğin müşterimi satırlara, üretim adetlerimi de değerler kısmına toplam üretim adedi olacak şekilde getirdim. Şimdi buradan pivot tablo analizinden, analizi sekmesinden ki bu sekme yalnızca pivot tablonun üzerine tıkladığınızda açılır. Pivot chart'a tıklıyorum ve buradan bir pivot chart ekleyip tamama basıyorum. Şimdi ben buradan bu ilgili pivot tabloyu dinamik hale nasıl getirebilirim? Pivot tablomun üzerine tıkladıktan sonra pivot tablo analizi sekmesine geliyorum. Dilimleyecek de diyorum. Örneğin buradan il dilimleyicisi ekliyorum. Gördüğünüz gibi şimdi ben buradan ilgili ilimi seçtiğimde ya da birden fazla ilimi seçtiğimde hangi müşteriye ne kadar üretim yapmışım dinamik olarak grafiğimde değişiklikler yapabiliyorum ve istediğim şekilde bu grafiğimi dinamik hale getirebiliyorum. Sizlere göstereceğim bir diğer özellik bir dilimleyici ile birden fazla grafiği nasıl kontrol edebiliriz? Bakın öncelikli olarak ben buradan birden fazla veri seçtiğimde örneğin şunları seçmiş olalım. Seçtiğimde yalnızca bu dilimleyici ile bu grafiğimize işlem yapabiliyoruz. Peki her iki grafiğimize nasıl işlem yapabiliriz? Bakın dilimleyicimizin üzerine geliyorum. Sağ tıklıyorum ve buradan rapor bağlantıları seçeneğini seçiyorum ve açılan iletişim kutusundan bakın pivot tablolar bütün pivot tabloları seçiyorum ve işaretliyorum, tamama basıyorum. Şimdi ben buradan ilgili değişiklikleri yaptığımda gördüğünüz gibi her iki grafiğimde de ilgili değişiklikler uygulanmış oluyor arkadaşlar. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik çizgi ve sütun grafikleri. Verilerimi seçiyorum. Bakın ekle sekmesine geliyorum. Mini grafiklerin içerisinde çizgi ve sütun grafikleri var. Bakın ilk olarak çizgi grafiklerini seçelim. Veri aralığımızı zaten seçmiş olduk. Konum aralığını soruyor. Konum aralığı olarak da ilgili alanımı seçiyorum ve tamama bastıktan sonra gördüğünüz gibi ilgili mini grafiklerimi eklemiş oluyorum. Bakın rengini buradan değiştirebiliyorum ve aynı zamanda kalınlığını da buradan istediğim şekilde ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde ilgili mini grafiklerini de kullanabilirim. Şimdi sütun grafiklerine bakalım. Yine aynı şekilde verilerimi seçiyorum. Yine ekle sekmesine geliyorum. Bu sefer sütun grafiğini seçtikten sonra bakın veri aralığımız seçili. Konum aralığını soruyor. İlgili konum aralığını seçiyorum ve tamama bastıktan sonra bakın gördüğünüz gibi sütun grafiklerimizi de buradan eklemiş oluyoruz. Sütun grafiklerindeki renklerimizi de istediğimiz şekilde değiştirip kullanabiliyoruz arkadaşlar. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik istediğimiz bir hücreye gitmek. Peki bunu nasıl yapıyoruz? CTRL ile birlikte Alt artı G tuşlarına basıyoruz. Bakın git iletişim kutusu açıldı. Buradan örneğin K78 yazıp tamam dediğimde bakın K78 hücresine hızlıca gidebiliyorum. Aynı şekilde ben hangi hücrede olduğumu buradan da görebiliyorum kolaylıkla. Buraya geliyorum. Örneğin buraya L95 yazıp Enter'a bastığımda L95 hücresine de hızlı bir şekilde gidebiliyorum. Sizlere göstermek istediğim sonuncu özellik verilerimize
ve hücrelerimize emoji ekleme. Bunu nasıl yapabiliriz? Bakın eşittir. Eğer dedikten sonra tab tuşuna basıyorum, formülüm içerisine giriyorum. Bir mantıksal sınama yazıyorum. Diyorum ki bu hücre içerisindeki değer büyüktür 10'dan ise. Eğer doğruysa değer, bakın tırnak işaretimi açıyorum ve Windows ile birlikte nokta tuşuna basıyorum ve emoji kısmını açıyorum. Bakın eğer ondan büyükse buraya gördüğünüz gibi baş parmak yukarıda emojisini ekliyorum. Tırnağı kapatıyorum. Emoji kutumu da kapatıyorum. Noktalı virgül. Eğer yanlışsa değer, yeniden tırnak işaretimi açıyorum. Yeniden Windows ile birlikte nokta tuşuna basıyorum. Bu sefer eğer yanlışsa değer, yani ondan küçükse baş parmak aşağıda emojisini ekliyorum. Tırnağımı kapatıyorum. Emoji kutumu kapatıyorum. Parantezimi de kapatıp Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi ilgili verim ondan küçük olduğu için aşağı yönlü emojiyi ekledi. Aşağı doğru kopyalayarak formülümü ondan büyük değerler için yukarı dönük ok, ondan küçük değerler için de aşağı yönlü ok olacak şekilde ilgili emojilerimi ekledim. Sizler buraya isterseniz gülen yüz ve ağlayan yüz emojilerini de ekleyebilirsiniz.